Dostlar, herkese hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yayınımızı tekrar baştan başlattık. Süreçle alakalı şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bugün günlerden Cuma biliyorsunuz. Bana gelen çok güzel mesajlar var. Bu mesajlardan bir tanesini sizlerle okumak istiyorum. Bu arada Mehmet Bey'in sürekli her Cuma attığı mesajlardan dolayı da kendisine teşekkür etmek istiyorum sizin huzurunuzda. Attığı mesaj şu şekilde. Çok güzel bir dua olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, şeytanın şerrinden, nefsimizin kötü arzularından, kafirin küfründen, fasıkın fıskından, zalimin zulmünden, hasetçilerin hasedinden, yüze gülen iki yüzlerin şerrinden ve yerden ve gökten gelecek bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün dünyada zalimlerin zulümlerine göğüs geren Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları zafere ulaştır. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Bizleri cennet ehlinden eyle Allah'ım. Selam ve dua ile Cuma gününün feyzi ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Şimdi bu güzel dua ile günü başlatmak istedim. Dualarınızı bizleri de eksik etmeyin inşallah. Dün sizlerle endeksle alakalı bir yükseliş grafiği paylaşmıştım. Piyasanın ekside olduğu bir gün bunu yapmıştım. Bunu yapmamın sebebi şuydu. Herkesin korktuğu, herkesin çekindiği bir günde aslında yatırım yapmak daha avantajlı. Çünkü piyasada herkesin dışında olduğunuz sürece para kazanırsınız. Yani herkes de aynı şekilde hareket etmek ise para kazandırmaz. Normalin dışına çıkmak zorundasınız. Şöyle endeksle alakalı kısa bir yorum yapalım. Sonrasında çalan birkaç tane alarm var. Bunlara bakacağım. Şimdi endeksle alakalı dün sizlerle paylaşmış olduğum grafik şuydu. 315 bandından 321 bandına kadar geldi. Bugün aslında düne benzer bir süreç var. Nedir bu süreç? Herkesin yükseliş beklediği bir günde düşüş grafiği mevcut. Yani buradaki düşüş grafiği aslında piyasanın beklentilerinin dışında hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterecektir diye düşünüyorum. Birçok kişi piyasada matematiği önemsemeyip gelenekselci hani bakış açısıyla tırnak içerisinde şunu söylemektedir. İşte şeytandır fiyat, fiyata bakmayın. İşte hissenize odaklanın, matematiğine odaklanın, yani finansal verilerine odaklanın. Buraya kadar her şey okey. Ama borsanın doğasında olan şey ticarettir. Yani yükseliş düşüş sürecidir. Bu yükseliş düşüş sürecini değerlendiremeyen herkes aslında borsada sürekli zarar içerisindedir. İstisnai durumları katmıyorum. İstisnai durum nedir? İşte bütün tırnak içerisinde üstadların söylediği, işte vay efendim biz şu hisseyi 10 yıl önce alsaydık buradaydık, şuradaydık. Tamam kardeşim sen aldın mı? Hayır. Almadıysan ne konuşuyorsun? Ama alsaydılar buradaydılar. Tamam orada olsunlar, problem değil. Sen orada mısın? Hayır. O zaman yorum yapacak durumda değilsin sen. Senin bir kere şunu yapman lazım. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmen lazım. Bu arada formasyon yeni oluştuğu için periyot da 5 dakika. Ufak esnemeler olabilir. Ufak esneme değil mi? Hani yüzde baktığımız zaman çok düşük rakamlardan bahsediyoruz. Akbank bu arada birinci hedefime geldi. Akbank'ı şöyle paylaşmak istiyorum. Bugün Cuma'ya kadar vaktim var. Yani yaklaşık 1-1,5 saatlik bir vaktim var. Akbank benim birinci hedefime geldi. Başlangıç ve anlık grafiği sizlerle paylaşacağım. Gelelim birinci hissemize Akbank. Hedefimize geldi. Hedefimize gelen diğer hisselerimiz de var. Şöyle bakalım. Tamam. Akbank'ı grupta paylaşmıştım. Buna istinaden bir daha paylaşım yapacağım. Bundan 2-3 gün önce 57 lira bandından paylaştım.
Bugün birinci hedefine geldi. İkinci hedefi de 60.65. Yanıtta diyorum. Evet. Dördüncü günümüzdeyiz. Akbank birinci hedefine geldi. Şuradan da paylaşımımızı yapalım. Tamam. İkinci hissemiz hangisi? Akbank geldi. Şunu kapatalım. Akdeniz Yatırım Holding. Bu da birinci hedef bölgemize geldi. Şöyle bakalım 15 dakikalık sürece. Aldığımız fiyat ve geldiği fiyatı da sizlerle paylaşacağım. Tamam. Şöyle bakalım. Aslında Mayıs ayının başında gelmişti hedefine ama yani bundan yaklaşık 11 gün önce hedefine gelmişti ama çıtayı kıramadığı için alarmı bugün çaldı. Paylaşım tarihini de söyleyeyim. 25 Nisan'da paylaşıldı. Paylaşım fiyatı 7.01. Yani 7 liradan paylaşıldı. Yaklaşık şöyle bakalım. 25 Nisan 5 orada 22 günde ne kadar para bırakmış? 7.01 bıraktığı kar oranı %20. Bunu da ekran görüntüsünü atayım mı? Atayım. Güzel olur. Bu arada hani vaktimiz var. Soru cevap kısmına da geleceğim. Şöyle bakalım. Tamam. Bugün üçüncü hissemiz de hedefine geldi. TSKB. Bakın bir de konu dikkatinizi başka bir noktaya da çekmek istiyorum. Fark ettiyseniz yıllardır istisnasız bir şekilde hemen hemen her gün yani 1-2 gün dışında sürekli her gün hedefime gelen hisseler paylaşıyorum. Bu da her gün portföye para girişi demek. Yatırımcının portföyünü çeşitlendirmesi, doğru hisselerde doğru reaksiyonlar alması bundan dolayı çok çok kıymetli. 25 Nisan'da evet, bunu da paylaştım. Şimdi gelelim diğer hissemize. TSKB. Tertemiz. Bunu da paylaşalım. Sizinle paylaştığım Halk Bankası vardı. Ona da bakacağım şimdi. TSKB'yi Salı günü paylaşmıştım. 14 Mayıs'ta, bugün 17 Mayıs, 3. gününde
Birinci hedefine geldi. Bıraktığı kar oranına şöyle bir bakalım. 9.97'den paylaştığım. Bıraktığı kar oranı %4.01. Şey 4.81 pardon. %5'e yakın. Tamam, şimdi bunu da paylaştık. Şimdi bakalım. Yapı kredide düşüş formasyonu var. Evet, bu da hedefine geldi. Tamam. Endekse bakalım ve süreci başlatalım. Benim bankacılıkla alakalı paylaştığım grafik vardı. Ona bir bakalım, sonrasında şu anki güncel durumu değerlendirelim. Şöyle bakalım bir saniye. Şöyle bakalım. Profile girelim. Üç Mayıs'ta bankacılık grafiğini sizlerle canlı yayında analiz ettiğimizde 406 dolar bandındaydık. Bugün artık 432 dolar bandındayız. Yani dördüncü hedefe çok az bir mesafe kaldı. Bu da ortalama %3'lük bir yükseliş demek. Peki bu süreçte bir yatırımcı nasıl hareket etmeli? Nasıl bir süreç izlemeli? Buna değinelim. Şurayı kapatalım bir saniye. Şimdi birinci kural şu. Herkesin Akbank ikinci hedefine de geldi. Okey. Gayet güzel. Genelde sabahları bu şekilde oluyor dostlar. Sabah hedefine gelen hisselerimiz oluyor sürekli. Tamam. Şunu paylaşayım. Evet. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Genelde insanların piyasayla alakalı zorluk çektiği konu şu. Düşüş ve yükselişlerin gerçekten hesaplanabilir olup olmadığıyla alakalı. İnsanlar fazlasıyla fikir karmaşası içerisindeler. Çünkü geleneksel hiçbir strateji insanların ya da yatırımcıların doğru karar verebilmesine olanak sağlamıyor. Vermiyor bu olanak. Peki bu noktada biz ne yapmalıyız? Biz nasıl hareket etmeliyiz? Şimdi iki tane kuralınız olmalı. Biri düşüşler için, biri yükselişler için. Düşüşlerde herkesin artık olumsuz konuşmaya başladığı yer alımın en uygun olduğu yer. Şimdi diyeceksiniz ki Alp Bey zaten bütün borsa kitapları bunu söylemiyor mu, bunu öğütlemiyor mu? Evet, öğütlüyor. Ama bütün borsa kitaplarında bunu nasıl hesaplayacağınız yok. Herkes bunu söylüyor ama bunu nasıl yapacağınızla alakalı hiçbir bilgi kaynağına ulaşamazsınız. Çünkü bunlar yatırımcının gündelik hayatta karşılaşacağı veriler değil. Hele ki Türkiye gibi yatırımcının ciddi manada kitlesel olarak bilinçsizce hareket ettiği, örgütlenip veya toplanıp hareket etmeye çalıştığı bir piyasada bu tarz verilere ulaşmak imkansız diyebilirim. Çünkü piyasa yapıcıların işine gelen şey bilinçli yatırımcı kitlesi değil, bilinçsiz yatırımcı kitlesidir. Bilinçsiz yatırımcı kitlesi en kolay yönlendirilebilendir. Mesela Akbank hissesinde yükseliş, düşüş, yükseliş ve şimdi düşüş grafiği var değil mi? Tertemiz, hiç karmaşaya gerek yok. Ne yapmanız lazım burada? Herkes burada olumsuz konuşuyordu. Herkes olumlu konuşmaya başladı çünkü trend kırıldı. Herkes olumsuz konuşmaya başladı çünkü bir önceki dibin altına indi.
Burada da artık herkes olumlu konuşmaya başlayacak çünkü artık yükselen bir trend olduğuna inanılıyor. Ne yapılması lazım burada? Düşüşe hazırlık yapılması lazım. Yani dipte nasıl yükselişe hazırlık yapıyorsanız, yükselişte de düşüşe hazırlık yapmanız lazım. Düşüş başladıktan sonra yapılan hazırlık doğru hazırlık değildir. Stop olmak bir yatırımcının isteyebileceği bir şey değildir. İşte kol kestim, bacak kestim, bütün sermaye kaybetmekten korktum. Bütün sermayeyi kaybetmekten korkmak demek, riskli işleme girmemek demektir. Bu da öngörülemeyen yatırımlardan uzak durmakla başlar. Şimdi borsanın güncel durumuna gelecek olursak. Biz burada ne bekliyorduk? Yükseliş. Hedefimize geldik. Biz burada ne bekliyoruz? Yükseliş. Son olarak yükseliş gerçekleştikten sonra biz artık ne bekleyeceğiz? Geri çekilme. Peki bu geri çekilme ile alakalı biz kalkıp bütün her şeyimizi satarak mı ilerleyeceğiz? Tabii ki hayır. Yine söylüyorum, periyot çok ufak olduğu için buradan buraya yapılan bir esneme ortalama %0,30'luk bir esnemeye tekabül eder. O kadar bile değil. Yani ortalama 1 dolar ne yapıyor? 0,30'a falan tekabül ediyor. Bu tarz ufak esnemeler çok çok normal. Amaç zaten zirveye en yakın yerden pozisyonu kapatmak ve bu noktada da iş süren stoplarınızı koymanızı tavsiye ederim. İş süren stop sizin karınızı korumak için bir destekleyici argümanınız. Bunu sıklıkla kullanın. Yakın bir örnek vermek istiyorum. Bakın yakın bir örnek vermek istiyorum. Mesela Fenerbahçe hissesi içinde aynı durumu biz yaşadık. Yakın tarihte 88 lira bandında ben Fenerbahçe hissesini paylaştığımda bakın ana hedefim benim 135 liraydı. Tamam. Burada yatırımcı iki türlü hareket edebilir. Arada düzeltmeler benim için problem değil. Zirveyi hedefliyorum diyebilir. Ya da ben bu süreci değerlendirip 120'den satıp aşağıdan şu anki fiyatla bile yerine koyduğumda %14 hisse sayımı arttırarak da ilerleyebilirim diyebilir. Aradaki makası hangi yatırımcının ne kadar kârda olduğunu daha fazla hesaplayabilirsiniz. Borsanın doğası gereği de zaten yatırımcının yapması gereken bu düşüş yükseliş süreçlerine dair bir yol haritası oluşturup bu prosesi takip etmektir. Şimdi endeksle alakalı ne söyledim? Dedim ki buradan artık geri çekilme sürecinin gelmesi gerekiyor. Ha burada 317'ye kadar geri çekilmez. 319'a geri çekilir. Problem değil. Ama önemli olan süreci değerlendirmektir. Gelelim bankacılığa. Şöyle kısaca süreci beraber değerlendirelim. Bankacılıkta zaten sizinle yükseliş grafiğini paylaşmıştım. Yükseliş grafiğinin son aşaması olan dördüncü hedefimize çok az bir mesafe kaldı. Şu anki fiyat itibariyle %1'e tekabül ediyor bu. %1'e tekabül eden bölgede sizinle Halk Bankası'nı paylaşmıştım. Yani 16-20 bandından paylaştım. Biz şu an 17 lira bandındayız. Garanti Bankası. Birinci hedefe çok az bir mesafe kaldı. Sıra ikinci hedefte. Garanti Bankası'nın bütün süreçleri zaten hedeflerine geldiği takdirde sizinle paylaşıyorum. Aynı şekilde diğer hisse senetlerinde de bu şekilde takip yapmanız çok çok yararınıza olacaktır. Unutmayın. Gelelim enerji endeksine. Enerji endeksinin TL bazlı grafiğinde baktığımız zaman bir yükseliş süreci varmış gibi görünüyor. Aslında doların çok hızlı değer kazanmasından kaynaklı bu şekilde bir yükselişi biz görüyoruz. Bu noktada artık enerji endeksinde geri çekilme formasyonu var. Baktığımız zaman da minimum ilk geri çekilme 80, oradan 90 sentlik bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Oran olarak baktığımızda ciddi bir oran. Çünkü zaten enerji endeksinin dolar bazlı grafiği 18.80 fiyatıyla şu an seyrediyor. Spor endeksine bakalım. Spor endeksi daha önce sizlerle düşüşünü paylaşmıştım. 120 şey 179'dan geldi 107-108 dolar bandına. Şu an güzel bir
ivmeyle beraber yukarı çıktı. Akabinde tekrar bir yükseliş formasyonu oluştu. Bakın şöyle göstereyim size. Yükseliş formasyonu ve yükseliş formasyonu sonucunda biz 107 lira bandından 108 lira bandından 120'ye kadar geldik. Şu an için ufak çaplı geri çekilmeler normal. Diğer endekslere nazaran en olumlu süreci bulunan endekslerden bir tanesi spor endeksi. BIST 30'a gelelim. BIST 30'la alakalı daha önce sizinle bir düşüş grafiği paylaştım. Akabinde 330'dan geldik 313 dolar seviyesine kadar. Birinci hedefi olan seviyeye yaklaşık %3-4 civarında bir mesafe kalmıştı. Yükseliş formasyonu oluştu ve 360-350 dolar bant aralığına kadar yükseldi. 10 dolarlık bir fark koymamın sebebi zaten %3'lük bir makasın normal olmasından kaynaklı, bilginiz olsun. BIST 50'ye bakalım. BIST 50'de de daha önceki düşüş hedeflerimizin ikisi gerçekleşti. Sonrasında oluşan geri çekilme sonrası yükseliş formasyonu ve bu formasyon bizi 230 bandından getirdi 285 bandına kadar. Şu an için burada da bir geri çekilme süreci var. Bu geri çekilme süreci olduğu gibi devam ediyor. Şu an endekslerde ağırlıklı olarak geri çekilme süreçleri var. Bilginiz olsun. Güncel hedeflerini şu şekilde ayarlayalım. Bu eski grafikte zaten. Tamam. Güncel hedefleri bu şekilde. BIST %X ise geri çekilme noktasına bir bakalım. Neredeyiz? Şöyle kapatalım şurayı. Artık para girişi de zirveye çok yakın bir bölgede. Para girişinin bitmesiyle beraber piyasada geri çekilme süreci oluşacaktır. Bilginiz olsun. Evet, şimdi soru sormak isteyenler sorularını sorabilirler. 10 tane soru yanıtlayıp sonrasında müsaadenizi isteyeceğim ben. Neymiş? Tamam, şurayı kapatalım. Cami yakın. Aynen, bizden de çok yakın ya. Evet, bakalım. Tamam. Şunu bir paylaşalım. Şuraya bakalım bir saniye. Ha, son gelen sorulardan bir tanesini yanıtlayalım. Yanıtlayacağım soru tat gıda. Tat gıda. Bir bak. Şöyle bakalım dostlar, müsaadenizle. Şimdi sizinle bir hisse grafiği paylaşmıştım daha önce.
Hisse grafiğini ne kadar zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum. Ama süreci şöyle görmenizi de istiyorum ben aslında. Çünkü bu süreci anlamanız aslında borsayı anlamanızla eş değer bir konu. Daha önce hani Tatkıda'ya baktığımız zaman çok uzun zamandır takip ettiğimi söylemeye gerek yok. Yani daha önceki takip ettiğim fiyatları şu an bahsetmeye hiç gerek yok. Çok uzun zamandır da takip ediyoruz ve takip etmekten de keyif alıyorum bu hisse senedini. Şimdi hisse senetleriyle alakalı genel olarak dediğim gibi yatırımcılar takip etmeyi bilmiyorlar. Gerçek manada yatırımcılar takip etmeyi bilmiyorlar. Bilmiyorlar derken hani azı biliyor çoğu biliyor şeklinde değil. Sosyal medyada veya borsada faaliyet yürüten yatırımcıların %99'u hiçbir şekilde hisse senedini nasıl takip edilir bilmiyor. Sanıyorlar ki hisse senedi alındıktan sonra yön sadece yukarı yönlüdür. Bu belki de bir yatırımcının sahip olabileceği en kötü düşünce tarzı. Peki bir hisse senedi nasıl takip edilmeli? Bu süreç yatırımcı tarafından nasıl değerlendirilmeli? Birçok kişi bu noktada bilgi sahibi olmadığı için hep şu konuda takılıyor. Ya işte Alp Bey ben hisse senedini aldım ama biraz yükseldi düştü. Zaten doğasında olan şey bu. Düşecek de yükselecek de siz bu süreçlere adapte olacaksınız. Çünkü piyasa dinamik ve piyasa canlı bir piyasa. Yani sürekli hareket halinde. Hareket halinde olması demek burada ticaretin devam etmesi demek. Hiçbir firma piyasaya şundan dolayı gelmez. Kimsenin kaşına gözüne gelmez. Amaç şirkete finansman kaynağı oluşturmaktır. Bunu da nasıl sağlayabilirler? Sadece yukarı giderek bunun sağlanabilmesi mümkün değil. Bakın bunun sağlanabilmesi mümkün değil. Hisse senedi yükselecek de düşecek de aradaki makaslar zaten burada brokerlık veya işte fon firmaları deyin veya piyasa yapıcı firmalar deyin ne derseniz deyin. Broker'ın açılımı komisyoncu demek. Bakın komisyoncu demek zaten açılımı bu. Yaptığı işlemlerden ücret alan demek. Sizin paranızı yönetir, buradan komisyon alır. Sizin hissenizi yönetir, buradan komisyon alır. Siz derken kimin hissesini yönetir? Şirket hisselerini yönetir. Siz derken kimin parasını yönetir? Yatırımcıların parasını yönetir. Yani iki farklı fon var. Brokerlık hizmeti var. Biri elinizdeki mal varlıklarını değerlendirir. Yaptığı alım satımlarla burada bir kar oluşturur. Bu kardan size finansman kaynağı sağlar ve kendisi de buradan komisyon alır. Brokerlığın ana faaliyet alanlarından biri budur. Diğer ana faaliyet alanlarından biri nedir? Fon yönetir. Nasıl yapar? Yatırımcılardan para toplar. Bu topladığı paradan bir fon oluşturur, bir sermaye oluşturur. Hisse senetlerinde veya işte sermaye piyasalarında bunu değerlendirir. Buradan finansman kaynağı oluşturur. Bunu yapabilmesinin tek şartı zaten aşağıdan aldığını yukarıdan satıp yukarıdan sattığını baskılayıp aşağı indirmektir. Yani ticaretini yapmaktır. Bunun lütfen sağlıklı bir bakış açısıyla anlaşılmasını istiyorum. Bakın yine söylüyorum lütfen bu anlaşılsın. Çünkü siz bunu anlamadığınız takdirde borsa sizin için kayıp anlamına gelecek sürekli. Gelelim Tapgıda'nın sürecine. Daha önce geçtiğimiz yıl sizlerle Mayıs ayında bunu paylaştım. Ve çok güzel de bir kazanç elde ettik. Yani güzel bir yükseliş süreci oluştu. Ve yükseliş sürecine istinaden 20 liranın altında başlayan yükseliş 50 liralara kadar geldi. Bunu kalkıp inat edip ben en yukarı en tepeye kadar taşıyacağım demenin hiçbir mantığı yok. Sonraki sürece gelelim. Burada paylaşan biri tekrar nereden paylaşmış? 30 lira bandından. Yani 50 lira bandından satılan hisse 30 lira bandından yerine konmuş. Rakamları iyi aklımızda tutalım. Tekrar düşüş formasyonu.
Tekrar yükseliş formasyonu. Bakın son süreçte 3 kere bu hisseyi paylaştım. Neredeyse 1 yıl oldu. Tamam. Hatta 1 yılı geçtik. Bu 1 yıllık süreçte hisse senedini 3 kere paylaştım. 1, 2, 3. Tamam. 3 kere. Kimisini genele paylaştım, kimisini grubumda paylaştım. Tamam. Peki burada yatırımcının ne yapması lazım? Şimdi buradan 10 bin notla başladık diyelim. 240 bin lira para koyduk değil mi? Bu hisse 2 yılda geldi 66 liraya. Oo, çok para kazandık. Çünkü artık 660 bin lira paramız var. Bu totalde güzel bir para gibi görünüyor. Ama 2024 yılının bu hani paranın %70'i kadar enflasyona hani sizi maruz bırakacağını hesapladığınızda kar oranınız bir anda düştü. 2025 yılının da ortalama %50 civarında bir enflasyonla devam edeceğini düşünürsek neredeyse kafa kafaya çıkabiliyorsunuz ancak. Para eridi mi şimdi kazanç? Zaten siz bunu alıp burayı beklemeyi düşünüyorsanız yapmayın yatırım. Net bir şekilde söyleyeyim, yapmayın yatırım. Çünkü piyasanın doğası bu değil. Ha, benim amacım da sizin bu hisseyi alıp almamanız değil. Umurumda değil, açık konuşayım. Hani çünkü artık nasıl diyeyim size, cümlelerimi bu kadar keskin kullanmamın sebeplerinden biri de sosyal medya. Çünkü insanlar anlamakta zorluk çekmiyorlar. Anlamakta zorluk çekmiyorlar çünkü anlamak istemiyorlar. İşlerine gelen şey o değil. İşlerine gelen şey şu. Biri bana hisse söylesin, ben o hisseyi alayım, o adam da alsın, beraber taşıyalım, kim kimi dolandırırsa artık. Bu piyasanın dolandırıcılık kısmı. Ve benim hiçbir zaman tavsiye etmeyeceğim de, hem vicdani olarak da istemeyeceğim de bir durum. Piyasa kuralları belli olan, ticaretin kaideleri belli olan bir süreç. Bu sürece sizin adapte olmanız lazım. Ya adapte olun ya borsa yapmayın kardeşim. Ne kimseye dolandırmaya çalışın ne de kimse tarafından dolandırılma riskine girin. Bakın cümle çok basit ve net. Siz buradan alıp hatta ve hatta kalkıp en dipten yani 7 liradan aldığınız zaman bile enflasyon karşısında para kazanamamış oluyorsunuz. Ya olur mu öyle şey Alp Bey? 2020 yılında bir dairenin fiyatı ne kadardı? Şimdi bir dairenin fiyatı ne kadar? Yani enflasyon çarpanını devreye soktuğunuz zaman borsada al sat yapmayan, hisse sayısını arttırmayan herkes zararda diyebilirim. İstisnai hisseler dışında. Yani Türk Telekom, işte ne bileyim, Doğaç ve benzeri hisseler dışında. Ben öyle uç noktalarda örnek vermeyi sevmiyorum. O bir uç noktaysa ben size yani tam zıttı bir işlem söyleyeyim. Bir yıl önce 2 dolar 84 sent olan Ereğli şu an 1 dolar 20'lerde. 1 dolar 30'larda. O da bir uç nokta, bu da bir uç nokta mı diyelim şimdi? Yani olay sizin ne yaptığınızla alakalı. Piyasanın ne yaptığı sizi ilgilendirmesin. Para kazanıyor musunuz? Okey. Para kazanamıyor musunuz? O zaman okey değil. Sizin bu süreci düzeltmeniz lazım. Hisse senedinde sabit kalmayın. Trade'inizi yani ticaretinizi yapmaya devam edin ki para kazanabilin. En dipten hiç hesaplamaya gerek yok. 20 liradan alsın biri. 40 lira bandından satmış olsun. Yani 20 liradan aldın. Adam geldi. Sattı. Kaç lira ne kadar kazandı? 100 lira para koydu, 220 lira parası oldu değil mi? Yani iki katından fazla bir meblağa ulaştı. Aldı. Bu arada Garanti Bankası birinci hedefine geldi. Aldı. Tekrar yükseliş formasyonu oluşunca yani sizinle paylaştığım yükseliş formasyonu oluşunca yerine koydu. Yukarıdan sattığında %32 aşağıdan daha fazla hisseyle yerine koyuyor. Tekrar sattı, tekrar buradan yerine koydu.
Bakın enflasyon tamamıyla ne kadar ortadan kalktı, ne kadar doğru kazanca ulaşmış oldunuz. O yüzden lütfen beni takip edenlere yine söylüyorum, dostlar ben tahtacı değilim. Tahta yapmakla da asla ilgilenmem. Çünkü işi bilen birinin tahta yapmaya çalışmakla, yok insanlara hisse aldırmaya çalışmakla asla işi olmaz. Çoluk çocuk işi yapmam ben. O da çoluk çocuk işidir. Yani millet birbirini kandırmayı bir marifet sanıyor. Ama yaptıkları tek şey 3 liradan hisseyi 30 liradan alıp 40 liradan başka birine, affedersiniz, çakmaya çalışmak. Yani bir de kandırılmadıklarını göstermeye çalışmak, işte piyasa bu şekilde. Hayır, piyasa o şekilde değil. Sen insanları dolandırmaya çalışırken 40 liradan hisse senin kucağında kaldı. Yani bazı şeyleri, gerçekleri insanların dile getirmesi lazım. Şimdi şöyle bakalım. Garanti Bankası birinci hedefime ulaştı. Bereketli olsun. Hemen paylaşımı yapayım. Neredeyiz? Buradayız. Tamam. Periyot zaten 5 dakikaydı. 5 dakikalık grafik paylaşmıştım grupta. Bir bakalım. Mayıs'ta paylaşmışım. Şimdi enflasyona karşı nasıl para kazanılır? Onu size göstereyim. Şimdi 15 Mayıs'ta grupta paylaştığım grafik tam olarak şu. Şimdi bakalım. %87,75'ten paylaştım. Gayet güzel. İkinci gününde gayet güzel bir kar bıraktı. Hani bir aylık enflasyon farkı nedir? Bir aylık enflasyon farkı ortalama %7 civarında tekabül ediyor. Yani 6,5-7 arası. 87, 75, 87 kaç? 87, 80. Dakika girmeyelim. 87, 80 diyelim. Şimdi paylaşımı yaptım. İki gündeki kazanç %4. Şimdi enflasyon bu süreci takip eden birine etki eder mi? Tabii ki etmez. Zaten bir aylık enflasyonun yarısını kaç günde kazanmış? 2 günde. O zaman bu adam piyasadan para kazanır. O zaman piyasadan verim alır. Aradaki temel fark sizin süreci nasıl değerlendirdiğinizdir. Unutmayın. Bu arada Halk Bankası'nda da şöyle bir bakalım. Nerede Halk Bankası? Türk Telekom'un dolar bazlı grafiğinde düşüş var. Güzel. Mesela yakın tarihte sizlerle paylaşacağım hisselerden bir tanesi Türk Telekom. Yakın tarihte derken Türk Telekom uzun zamandır da analiz ediyoruz. 2017'de bakın 54 centteyken analiz etmişiz. Süreç sürekli devam ediyor. Şu anda düşüş var mesela. Hedefi ne? 2,53. 5 katlık bir yükseliş. Dolar bazlı. Bu hisseyi 2017'den beri taşıyan biri zararda. Niye? O zaman 54 centten aldığı hisse 1,33'te.
Yani süreci ne kadar iyi değerlendirdiği ile alakalı bir konu derken bunu kastediyorum. Şimdi Halk Bankası'na şöyle bir bakalım. Halk Bankası dün sizlerle paylaşmıştım. 16.20'den bugün 16 17.20 bandına geldi. 27'de miydi, 22'de miydi size paylaştığımda? Tam arasını referans alalım. Dünden bugüne de Halk Bankası'nın bıraktığı kar 5.72. Hatta Halk Bankası'nda şöyle şey yapalım. Üstatların da gözü gönlü açılsın tırnak içerisinde. Öyle çanak çömlek çizmeye benzemez bu işler. TümOsan hedefime geldi. Gayet güzel. Onu da paylaşacağım. Bugün dördüncü mü beşinci hissemiz sanırım. Dünden bugüne evet, paylaşımı yaptım. Şimdi TümOsan'a da gelelim. TümOsan benim birinci hedefime geldi. Gayet güzel. Yine periyot zaten 5 dakikalıktı. Onun da grafiğini sizlerle paylaşayım. Bu arada TümOsan'ın sadece şeyin değil, düşüşünü de ben paylaştım. Düşüş de burada duruyor bu arada. Bak kaçta paylaşmışım? 190 bandan paylaşmışım. Kaçta alım paylaşmışım? Şimdi gelelim oraya. Hani süreci öyle dallandırıp budaklandırmaya hiç gerek yok. İşte hani 10 yıl önce alsaydına gelmeye de hiç gerek yok. Doğrudan şuradan aldım, buradan satacağım. Bu kadar net olmak zorunda bir yatırımcı. TümOsan 2 gün önce paylaştım. Birinci hedef. Tamam, bereketli olsun inşallah diyelim. Tamam. Nerede bu? Hı. 15 Mayıs'ta paylaştım, grafiği göstereyim size. 15 Mayıs akşamında paylaştım orada. Yani dün paylaşılmış oluyor. O yüzden 16'yı referans alacağım. Yani dünü referans alacağım. Dünden bugüne gelirdi çünkü bu kar. Şöyle göstereyim. Bu da ikinci grafiği. Tamam, onu da paylaştım. Şimdi bakalım beraber. Hani trade etmek nedir kavramının canlı olarak yani yaşanmasına tanıklık ediyorsunuz. Kaçtan paylaşmışım? Direkt paylaşım fiyatını referans alacağım. 185.8, yani 190 bandını referans almayacağım. Beraber canlı yayında yapmış olduğumuz o analizi referans almayacağım. 185 değil mi? Kaçtan paylaşmışım bir daha? 148. Ki zaten bakın analiz sonrası olduğu fiyattan itibaren gelecek. Hatta süreci şöyle göstereyim daha net anlaşılsın. Yani daha biz analiz ederken 190 bandından hızlıca geri çekildi. 185 diyorum hemen. Kaç gün önce düşüş paylaşılmış? 18 Nisan. Yani bundan bir ay önce. Bakıyoruz beraber. 185.
Tamam. Şurayı kapatalım. 185. 148. Yukarıdan satıp aşağıdan yerine koyan biri %20 hissesini arttırmış. Bakın %20. Yani paylaşım fiyatını, zirve fiyatını referans almıyorum. Yine söyleyeyim. 190 lira bandını referans almıyorum. Ufak bir esnemiş de orada çünkü. Orayı referans aldığımızda %25. %20 biz referans alalım. %20 birinci kazanç. 148 liradan alıp yine en dibi referans almıyorum. Paylaşım fiyatımı referans alıyorum. Şu an satan biri de %8 karla. Dünden bugüne. Bu da %28 kar demek. Bir yıllık enflasyonun şey pardon mevduat getirisinin yarısından fazlası bir ayda elde edilmiş. Süreç doğrudan doğruya karşınızda. Kendiniz değerlendirin. Yine söylüyorum bakın. Ben sizin herhangi bir hisseyi almanız için bunları paylaşmıyorum. Umurumda da değil. Ben sizin herhangi bir hissede yatırım yaparken neye dikkat etmeniz gerektiğini size anlatıyorum. Yani hisse adını değil, hissenin paylaşım sürecini, yükseliş sürecini değerlendirmenizi istiyorum. 406 dolar, 440 dolar hedefimize geldik. Ne zaman paylaşılmış? 13 Mayıs'ta, yani 4 gün önce. 4 gün önce paylaşılmış değil mi? Bakın şimdi düşüş grafiği var. Şöyle bir bakalım. Kaçtan paylaşıldı? 106 liradan, şey 406 dolardan biz beraber analiz ettik. Ne kadar kar? %8,63. Süreç 4 gün. Bugün 4. gün. Yani kendiniz karar verin. Üstat mı olacaksınız, tırnak içerisinde çanak çömlekle kafa mı patlatacaksınız, yoksa matematiğe başlayıp matematikle mi süreci devam edeceksiniz, ona siz karar verin. Yani olay çok basit ve net aslında. Ne demiş ünlü filozof? Olmak ya da olmamak. Borsada var olmak istiyorsanız süreci doğru değerlendireceksiniz. Bu kadar. Olay var olmakla alakalı. Süreci yönlendirmek ve yönetebilmekle alakalı. Borsanın tamamı zaten bu süreç üzerine kurgulanmış. Evet. Diğer şeylere bakalım. Bakalım. Akbank ikinci defte gelmişti. Halk Bankası güzel ilerliyor. %6'yı gördük. Gayet güzel. Spor hisselerinden Beşiktaş gayet güzel ilerliyor. Beşiktaş'ın analizi zaten dolar bazlı analizini size Twitter'dan paylaşmıştım. Duruyor oradan bakabilirsiniz. Ak Enerji ile alakalı hava atalım artık. Ak Enerji yakın tarihte paylaştım. İki tavandır peş peşe geliyor. Birinci hedef 21,40. Paylaşım fiyatımdan beri çok güzel kar bıraktı. Bereketli olsun inşallah. Şöyle en çok yükselen veya yükselmiş hisselere bakalım. 1, 2, 3, 4, 4 tane hissemiz en çok artanlarda gayet güzel. Düşmüşlere bakalım. Peker yine taban.
güzel. Neredeyse iyi hisse yok diplerde diyebilirim. Evet dostlar. Bugünlük yayının sonuna geldik. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu akşam Allah kısmet ederse bir analiz yayını yapmayı düşünüyorum. Sorularınızı alacağım YouTube üzerinden. O yüzden herkesin YouTube kanalına abone olmasını istiyorum. YouTube kanalında akşam canlı yayınımız olacak. Soru, cevap etkinliğimiz olacak. Hisse senetlerinizi doğrudan yanıtlayacağım. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bugün mukaddes bir gün. Dualarınızla bizleri de eksik etmeyin. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.